İyi akşamlar değerli izleyiciler. Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen haftanın önemli gündem maddelerinden birisi Fransa Meclisi'ndeki Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili ceza yasasıydı. Bu haftanın da yine gündemi arasında, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da bu konunun enine boyuna tartışıldığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından açıklanan bildiri de yer aldı. Bugün stüdyomuzda Fransa'daki ve diğer başka ülkelerdeki Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili tasarıları, yasaları, kararları tartışacağız, değerlendireceğiz. Aynı zamanda programımızın ikinci bölümünde bu konuyla da bağlantılı olduğunu düşündüğümüz Türkiye'nin gündemiyle ilgili diğer meselelere girmeye çalışacağız. Konuklarımız CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Cengiz. Sayın Cengiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle efendim şundan başlayalım. Sayın Akagün Yılmaz'dan. Fransa Meclisi'nde biliyorsunuz soykırımı inkarı cezaya bağlayan, yani inkar edene ceza verilmesini öngören bir yasa kabul edildi. Tabi yasanın önce senatoya gitmesi, daha sonra Cumhurbaşkanı'na onaylanması gerekiyor ama ciddi tartışmalar Türkiye'de de cereyan etti. Bu yasa konusunda hükümetin bazı açıklamaları oldu. Arkasından bazı yaptırımlar açıklandı. Hükümetin öncelikle bu konudaki Fransa'daki hükümet partisinin girişimiyle gündeme gelen yasayla ilgili attığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle böyle bir tasarının Fransız meclisine geçmesini biz şiddetle kınıyoruz. Yani bu düşünce özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir diye düşünüyoruz. Yani Fransa gibi özgürlüklerin beşiği olan bir ülkede böyle bir yasanın çıkması ve meclisten geçmesi gerçekten kabul edilemez bir şey. Bu konuda mecliste bulunan partilerden Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP birlikte tavır aldılar. Hatta bu konuda Avrupa Birliği parlamentosunda görev alan arkadaşlarımız Osman Karatürk, Haluk Koç Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri olarak MHP ve AKP temsilcileriyle beraber gittiler. Fransız meclisinde gereken girişimlerde bulundular. Ve Türkiye'nin tezlerini anlattılar. Bu konunun gerçekten Fransa'yla olan ilişkilerde çok ciddi sorunlar yaratacağını ve Türk halkını da çok ciddi bir şekilde rencide edeceğini, ilişkilerin onulmaz bir hale geleceğini anlattılar. Ve bunun kısmen de başarılı olduğunu biz şöyle gözlemliyoruz. Biliyorsunuz çok az milletvekili katıldı bu görüşmeye. Evet. Ve az sayıda bir milletvekilinin oluruyla bu tasarı geçti. Tabii senatoda bu şeyin devam etmesi lazım, iletişimlerin devam etmesi lazım. Kamuoyu baskısının hem Fransa'daki Türklerin hem Fransa'daki sosyal demokratların düşünce özgürlüğünden yana olan insanların bu konudaki faaliyetlerine devam etmesi lazım. Bir de hükümetin ve tüm muhalefet partilerinin de bu konuda gereken tepkiyi göstermesi lazım ki senatodan bu karar geçemesin. Böyle bir şeyi Fransa cesaret edemesin diye düşünüyoruz. Yani Fransa'da sosyal demokratlar dediniz. Affedersiniz sözünüzü. Yani onlar da tabii bunu Fransız Sosyalist Partisi evet, kastettiniz. Onlar da destekliyor. Destekçileri ben onu da izliyorum ama mesela Sosyalist Enternasyonel nezdinde CHP acaba bazı girişimlerde bulunabilir mi? Bulunmalı mı sizce? Tabii o konuda biz her türlü girişimde bulunacağımızı zaten Sayın Genel Başkanımız söyledi. Biz üzerimize düşeni hem bu konuda hükümete destek verme konusunda hem de uluslararası her platformda bu konuyu dile getireceğimizi söyledik ki bunların yapılması lazım. Yani en önemli şey düşünce özgürlüğünün bu şekilde engellenmesi. Yani Fransa gibi bir ülkede böyle bir şeyin gerçekleşmesi çok ciddi bir problem. Tabii bu konuda hükümetin yaptırımlarının da uygulamaya geçmesi gerekiyor. Yani Türk halkının duyarlılığının orada dile getirilmesi gerekiyor. Bir de şimdiye kadar hükümet bu konuda çok
ciddi bir mücadele yürütmedi. Evet. Yani çok dik bir dış politika yürütmediğinden dolayı böylesi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Halbuki daha önce pek çok Avrupa ülkesinde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasalar geçti. Ve İsviçre'de bu konuda biliyorsunuz işte yani o soykırımı inkar yasası çıktı. O zaman da İsviçre'ye gereken tepki gösterilmişti ama ondan sonra uyundu. Yani hükümetin böylesi özellikle Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin uyumaması gerekiyor. Kesinlikle bu konuda her türlü girişim şimdi işte son 12'ye 5 kala yapılmaması gerekiyordu. Bunun zamanında sürdürülen iletişimlerle ve kendi tezlerini anlatmakla ve bu konuda yaptırımı o zaman göstermekle olacaktı bunlar. Şimdi başbakan açıklamalar yapıyor. Bizim tarihçilerimiz bu konulara daha çok el atsın. Uluslararası düzeyde de bunları anlatsın. Ama bunlar gecikmiş yöntemler. Tabii gecikmiş olması, zararın neresinden dönerseniz kârdır mantığıyla bakmak lazım. Gecikmiş olması bunların yapılmaması anlamına gelmiyor. Yani biz bütün uluslararası platformlarda Avrupa Birliği hükümetleri nezdinde, Avrupa Konseyi'nde, işte İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Sosyalist Enternasyonel'de tüm uluslararası kuruluşlarda bu konudaki tezlerimizi anlatmamız lazım. Soykırım gibi bir olayın gerçekleşmediğini anlatmak gerekiyor. İşin özünü de anlatmak gerekiyor. Ardından da düşünce özgürlüğünün yani Avrupa'da çok önemli bir yer tutan düşünce özgürlüğünün bu şekilde zedelenmemesi konusunda bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapacağız bu konuda. Tüm arkadaşlarımızla beraber özellikle uluslararası platformlarda görevli olan milletvekili arkadaşlarımız ve Avrupa'daki Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilikleri kanalıyla bu konuda her türlü çabayı göstereceğiz. Bir de tabii oradaki insanlarımıza da toplumsal duyarlılıklarına dile getirmek konusunda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde onlara o konuda uyarmak gerekiyor. Yani sadece hükümetlerin ya da partilerin yapacağı bir şey değil. Yani bizim Avrupa'da biliyorsunuz çok sayıda vatandaşımız var. Onların bu konudaki duyarlılıklarını artık daha farklı şekilde yasal çerçevede ama dile getirilmesi gerekiyor. Yani bu biliyorsunuz Sarkozy'nin seçimlere yönelik bir iç politika malzemesi kullanması olarak algılanıyor. Ve gerçek de öyle zaten. Ama Sarkozy Ermeniler için böylesiz bir şey yapıyorsa kaybedeceği Türk vatandaşlarının oylarını, Türklerin oylarını da düşünmeli diye. Hatta bu konuda iletişim kurulabilecek diğer işte Türkiye Cumhuriyetlerden olan kesimlerin tepkilerini, Azerbaycan gibi ve diğer ülkelerin tepkilerini, o ülkelerden, oralarda bulunan vatandaşların tepkilerini ve Müslümanların da tepkilerini orada koymalarını sağlamak lazım. İsterseniz bu kısmı daha sonra girelim. Şu nedenle, evet. Şimdi bizim medyamızda ne yazık ki, hani buna bazen biz de dahiliz, ulusal kanalda öz eleştiri de yapmış olalım. Olayın bütün ayrıntılarına vakıf olmadan bazı iddiaları sürekli haber yaparak konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Sayın Cengiz'e ben sormak istiyorum. Çünkü bu Ermeni meselesinde uzman diyebileceğimiz kişilerdendir. Çünkü şunu biliyorum, ben Ankara Barosu'nda görevde olduğunuz zamandan beri bu konuyla ilgili çalışmalarınız var. Hatta hazırladığınız kitapçık var bu konuyla ilgili ve aynı zamanda İsviçre'deki Doğu Perinçek davası dolayısıyla da konunun birinci derecede inceleyen kişilerdensiniz. Bu Fransa'daki yasa nedir? Ne zaman geldin? Geçmişi nedir? Biraz bunu anlamak herhalde buna karşı alınacak tedbirler, yaptırımlar gibi konularda daha aydınlatıcı olacaktır diye düşündüğüm tabii. için. Öncelikle bu Fransa'daki yasanın ayrıntılarıyla ilgili bilgi verir misiniz bize? Şimdi Sayın Akfurat, önce şunu belirteyim. Bu Fransa'da yeni bir olay değil. Fransa Avrupa'da ilk Ermeni soykırımını parlamento kararıyla tanıyan ülkelerden bir tanesi. Ve daha sonra bu sözünü ettiğimiz Ermeni soykırımını inkarın cezalandırılması ilişkin yasada Fransız meclisinden geçmiş ve senatoya gelmiş idi. Şimdiki değil ama. Şimdiki değil. Evet. Şimdi o sözünü ettiğimiz tasarıda yani senatoya gelen
meclisten geçen ve senatoya gelen tasarıda, tasarının adı dahi son derece çarpıcıdır. Ermeni soykırımı varlığına itirazı engellemeye yönelik kanun öneririz. Yani Ermeni soykırımına reddini ötesinde Ermeni soykırımı varlığına itirazı engellemeye yönelik kanun tasarısı. Bu meclisten geçmiş idi. Hangi yıl efendim? 2005'te geçti. Ondan sonra senatoya geldi. Şimdi buradan atlayarak şeye geleceğim. Doğu Perinçek adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan davada Türk hükümetinin müdahale dilekçesindeki bir cümleyi hatırlatarak başlayacağım. O davaya ayrıca soracağım. Gireceğim. Ben sadece bununla bağlantılı olarak Türk hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdiği dilekçede ki ifadeyi söyleyeceğim. Doğu Perinçek'in haklı olduğuna vurgu yapılıyor bu ifadede. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır dediği hatırlatılıyor ve Perinçek'in önderlik ettiği Avrupa'daki bu eylemlerden sonra 2001'de Ermeni soykırımını resmen tanıyan ilk ülke olan Fransa'da Senato 4 Mayıs 2011'de Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan kanunu kesin olarak reddetmiştir deniliyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdiği dilekçeden aktarılmış bir cümle. Yani ne olmuş? 2001'de Ermeni soykırımını Fransa tanımış. 2006 galiba. 2006 2005 galiba. 2006. Evet. Senato'dan demin Millet Meclisi'nden demin okuduğum Ermeni soykırımına itirazı cezalandıran ceza yasası geçmiş, Senato'ya gelmiş. Ama Talat Paşa Komitesi'nin o eylemlerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin saptaması bu. Eylemleri sonucunda ne olmuş? Senato hükümetin saptaması böyle mi? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Talat Paşa Komitesi diyor mu demiyor? Diyor efendim. Doğu Perinçek'in önderlik ettiği eylemlerden sonra 2001'de Ermeni soykırımını resmen tanıyan ilk ülke olan Fransa'da Senato 4 Mayıs 2011'de Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan kanunu kesin olarak reddetmiştir. Evet. Yani bir durum tespiti gibi ama yapıyor. Evet. Şimdi demin söylediğim bu adını verdiğim bu yasa Senato'da reddedilirken son derece çarpıcı ifadeler kullanılıyor. Bakın bunu bırakalım bizi Avrupa Fransız Senatosu kendi kararıyla tespit ediyor. Ne diyor? Bir, rapordan aynen söylüyorum. Fransız Senatosu'nun raporundan. Evet. Tarihin suçlanması Fransa için de risk taşır. Diyor. Cezayir vesaireyi zımnen hatırlatıyor. Anayasamızın 34. maddesi parlamentonun tarihi bir olay üzerine bir hükümde bulunmasına izin vermiyor diyor Senato. Tasarı basın özgürlüğü ve düşünce ve ifade özgürlüğü ve kişilerin korunması kanunuyla denge sağlamalıdır. Buna aykırıdır diyor. Tasarının kabulü Fransız-Türk dostluğuna darbe olacaktır diyor. Tasarı düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırıdır diyor ve kanun yapıcıları olarak bizler tarihsel araştırmalar sırasında müdahalelerimizin yasallığını sorgulamalıyız. Parlamentonun görevi geçmişi hukuksal olarak nitelemek, yapılan araştırmaların arasına girmek, tarihçilerin içine karışmak değildir. Tarih bize yardım edebilir ancak biz tarihçi değiliz diyor ve oy birliğiyle Senato Anayasa Komisyonu'nun bu raporu üzerine oy birliğiyle bu tasarı geri çekiliyor. Ama sonra bu yıl olan bir şey değil evet, mi? 2011 evet, 13 Nisan 2011 tarihlidir bu rapor. Evet. 4 Mayıs'ta da 2011 yılının bu yılın 4 Mayıs'ında da Senato'dan bu tasarı geri çekiliyor. Fakat tabii öyle bir aymazlık, öyle bir uluslararası alanda bacak titremesi söz konusu ki şimdi hatırlatıyorum ben. Bu eylemleri nedeniyle Doğu Perinçek ve diğer Talat Paşa komitesi şu anda üyeleri Silivri'de yargılanıyorlar, tutuklu yargılanıyorlar. Profesör Kemal Alemdaroğlu'ndan Ferit İlsever'e, Doğu Perinçek'ten Emin Gürses'e değil, Talat Paşa Komitesi'nde etkin rol almış,
herkes bu eylemleri nedeniyle, bakın bir başka eylemleri nedeniyle değil, doğrudan sorgulamada önemli sorulardan bir tanesi Ermeni soykırımı yalanına karşı Avrupa'da yürütülen bu mücadeledir. Son tutuklanan kişiler de öyledir. Örneğin araştırmacı Mehmet Perinçek halen tutukludur. Ermeni soykırımına karşı mücadele yürüttüğü, araştırma yaptığı gerekçesiyle. Ben sorgularında bizzat bulundum. Önemli sorulardan bir tanesi Talat Paşa Komitesi'nin bu faaliyetleriydi. Şimdi bundan cesaret alan Batı, emperyalizm bundan cesaret alan Batı bu kez yeni bir tasarı gündeme getirdi ve geçtiğimiz günlerde meclisten, Fransız Meclisi'nden geçirdi. Fransız Meclisi'nden geçen tasarı deminki netlikte Ermeni soykırımı vesaireye özgü bir tasarı değil. Genel anlamda soykırımı inkar suçunu düzenliyor. Fakat gerekçesine bakıyorsunuz, sevk ediliş nedenine bakıyorsunuz, parlamentoya sunuluşuna bakıyorsunuz, destekleyenlere bakıyorsunuz, yapılan açıklamalara bakıyorsunuz. Anlaşılan o ki Fransa'daki, İsviçre'deki mevzuata benzer bir mevzuat getirecekler. Fakat bunu pratikte, uygulamada Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılması olarak kullanacaklar. Bunu yasanın gerekçesinde açıkça ifade ediyorlar. Şimdi İsviçre'de de böyle değil. İsviçre'deki yasaya bakıyorsunuz. İsviçre'deki yasa Yahudi soykırımını esas alan böyle bir düzenleme. Fakat devran dönüyor. Türkiye'ye karşı bir harekat başlatılması gerektiği zaman bu kapsamda ele alınıyor. Acaba başlangıcında da bu şey mi? Yahudi soykırımı ile ilgili mi? Hakikaten gerekçesi mi öyle? Yani İsviçre'de öyle efendim. İsviçre'de kesinlikle. 90'lı yıllarda değil mi? Tabii 90'lı yıllarda kesinlikle öyle. Evet. Bu zaten Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyeleri arasında Yahudi soykırımının inkarının cezalandırılması ile ilgili bir konsensus var evet. Zaten şimdi yargı kararları. Aynısını Ermeni meselesiyle ilgili hale de getirmek istiyorlar şu anda. Yani. En azından uygulamada. İsviçre'de evet. Öyle uygulamaya kalktılar mesela. Evet. Ben şimdi tabii siz İsviçre demişken Sayın Yılmaz'a şunu sormak istiyorum. Tam bu tartışmaların odağında İsviçre Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Bizim Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da buraya gelmeden hemen önce İsviçre parlamentosuna gelen, tabii oradaki statü biraz değişik bizim anladığımız anlamda parlamento diye söyleyelim. O parlamentoya gelen bir Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin kararın reddedilmesini gerekçe göstererek öve öve bitiremedi İsviçre Dışişleri Bakanı. Bu durumu nasıl değerlendirdiniz efendim? Şimdi İsviçre bu konuda zaten sabıkalı bir ülke. Yani işte Doğu Perinçek ve arkadaşlarının mahkum edilmesi, yanılmıyorum değil mi Mehmet Bey? Siz o davayı da İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdünüz. İsviçre'nin bu konuda fiili bir uygulaması var. Yani Ermeni soykırımını kabul ettiği gibi bir de bu konuda Ermeni soykırımı yoktur, bu bir emperyalist yalandır diyen Doğu Perinçek ve arkadaşları ceza almışlar. İsviçre ceza yasasına göre ve bu çerçevede de İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu halen daha bu yargılaması yapılıyor. Mehmet Bey de o davanın avukatı, Perinçek'in evet. Avukatı. Şimdi İsviçre'nin böyle bir sabıkası varken ve Fransa ile ilgili bu Ermeni soykırımını inkar yasası da bu kadar gündemdeyken İsviçre Dışişleri Bakanı'nın Büyükelçiler toplantılarına katılmasının sağlanması ve neredeyse onur konuğu olması bence işte dış politikanın ne kadar yetersiz, kifayetsiz ve kişiliksiz olduğunu gösteriyor. Şimdi siz bu şekilde görürseniz meseleyi yani ne olur 5-6 ay sonra da Fransa Dışişleri Bakanı'nı getirirsiniz. Yine onu görüştürürsünüz, evet. Konuşturursunuz. Yani bizim insanlarımızın hafızasını yok olduğunu düşünüyorlar. Yani gerçekten belki bizim toplumsal olarak öyle bir zafiyetimiz var. Yani pek çok şeyi çok çabuk unutuyoruz ya da unutturuluyoruz. Gerçekler ters yüz ediliyor.
Ama yani bu İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın Rey'in buraya gelmesi ve Büyükelçiler Toplantısı'nda konuşturulması çok ciddi bir hatadır. Çok ciddi bir siyasi gaftır ki bizim milletvekilimizden Osman Karatürk, dışişleri konusunda uzman kendisi, eski Büyükelçi. Evet. O hatta şöyle bir çağrı yaptı. Rey kesinlikle Büyükelçiler Toplantısı'nda konuşturulmamalıdır. Konuşturulmaması konusunda gereken çaba sarf edilmelidir diye hem bakanlığa hem de büyükelçilere çağrı yaptı ama büyükelçiler şimdi öyle bir tavır koyabilecek durumda değiller ama yani tüm toplum katmanlarından bu konuda tepkiler geldi. Yani bu İsviçre Dışişleri Bakanı sadece orada konuşmakla da kalmadı. Yani işte Abdullah Gül'le de görüştü, Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüştü ve her yerde yani çok ciddi bir şekilde ağırlandı. Resmi törenlerle ağırlandı. Şimdi biz yaptığımız tüm işlerde bu türden çelişkili davranırsak eğer, yani işte Suriye konusunda olduğu gibi, İran konusunda olduğu gibi, füze kalkanı konusunda olduğu gibi, yani kimse bizi ciddiye almıyor. İşte Abdullah Gül'ün telefonunda kimse çıkmıyor. Yani bu yandaş basın tarafından Sarkozy korktu, çıkamadı Abdullah Gül'ün telefonuna, evet, deniyor ama şimdi ben bu ülkenin bir vatandaş olarak, bırakın milletvekili olmaya, Cumhurbaşkanı'nın bir telefonla çıkılmamasını gerçekten bu ülkeye karşı yapılmış ciddi bir saygısızlık olarak görüyorum. Ve dış politikada dik duramamamın ve düzgün bir politika yürütememenin getirdiği bir şey olarak algılıyorum. Yani düşünün, bu Suriye konusundaki olayda dahi işgal altındaki Irak diyor ki Suriye'nin iç işlerine karışılmamalıdır. Yani biz ise verilen talimatlar çerçevesinde neredeyse Suriye'ye müdahale eder konuma, evet, geliyoruz ki Fransa konuda işte Suriye'ye müdahale Türkiye'ye yakışır gibi sözlerde söylemişti biliyorsunuz yetkilileri. Ama ondan sonra da hemen yakın bir zamanda da işte Türkiye'ye bu kadar değer veriyorlar. Türkiye'yi Orta Doğu'yu şekillendirebilecek bir ülke olarak görüyorlarken, öyle bir izlenim yaratılırken şimdi bu soykırımı inkar yasası gündeme getiriliyor. Bu dış politikada dik duramamanın getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Tabii bazı konularda iç politikada da yürütülen yanlışlıkların da orada karşımıza çıktığını bizim giden milletvekillerimiz bunu anlattılar. Haluk Koç gitmişti biliyorsunuz. Örneğin Dersim konusundaki işte orada bir isyan varsa, orada bir katliam varsa ben ondan özür diliyorum gibi bir sözcük oradaki görüşmeler sırasında milletvekillerimize bunlar söylenmiş durumda zaten. Şimdi iç politikaya yönelik bu türden yanlış şeyleri... Dersim'den özür dileyen Ermenilerden neden dilemesin falan gibi bir şey. O anlama gelecek şeyler söylenmiş bizim milletvekillerimize ve milletvekillerimiz de bu konudaki duyarlılıklarını ve iç politika malzemesi haline dönüştürebilecek işte yani bazı konularda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yönelebilecek bu türden yanlış şeylerin dış politikada karşımıza çıktığını ve çok dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunmuşlar. Sayın Meclis Başkanı tarafından görevlendirilmişlerdi zaten arkadaşlarımız. Bu konudaki düşüncelerini ve gördükleri tepkileri de anlatmışlar. Onun için yani devlet adamlığı, ciddiyeti, bu türden sözleri 10 defa, 5 defa gözden geçirerek, süzgeçten geçirerek söylemeye gerektirir. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nde de biraz sorumluluk var galiba bu Dersim meselesi bağlamında aynı zamanda. Çünkü CHP'nin milletvekili de bu konuyu gündeme getirdi biliyorsunuz. Hüseyin Aygün Tunceli milletvekili. Şimdi biraz CHP için tartışma gibi olacak ama evet, ama bu böyle bir tarafı da var galiba. Şimdi Hüseyin Aygün'ün düşünceleri kendi düşünceleri. Bunlar asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşleri değil. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişinde de asla yani hiçbir şekilde bir katliam ya da bir kötü muamele gibi bir şeyi asla kabul etmez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişidir. Şimdi her devrim belli acıları getirir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran, bu ülkede devrimleri gerçekleştiren bir partidir. Atatürk'ün önderliğinde yani bu türden çalışmaları yaparken de yani siz yoktan var ettiğiniz bir cumhuriyette mutlaka belli isyanlar çıktı biliyorsunuz. Yani hem
laiklikle ilgili, hilafetin kaldırılması ile ilgili, saltanatın kaldırılması ile ilgili pek çok isyan çıktı. Bu isyanların bastırılması gerekiyordu. Evet. Bu isyanlar bastırılırken mutlaka yani güç kullanılması gerekiyordu. Çünkü her devrim kendi koşulları içerisinde bunları yapmak durumundadır. Yoksa o zaman devrim olmaz. Yani siz gidip işte ben bu ülkede şöyle şöyle bir düzen kuracağım, işte bir devrim gerçekleştireceğim, eski düzenin yanlışlarını düzelteceğim ama gerçekten çağdaş bir cumhuriyet kuracağım, lütfen bana izin verin, hadi hep beraber yapalım bunu demesi gibi bir şey söz konusu mu? Yani tabii, tüm devrimlerde bu türden şeyler yaşanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde de hiçbir zaman bir kara leke olmamıştır. Evet. Hüseyin Aygün'ün düşünceleri sadece kendisini bağlamaktadır. Evet. Şimdi tabii bir de burada bir çok yönlü bir psikolojik operasyon olduğundan belki bahsedilebilir. Yani Dersim denilen meselenin tarihi 1937-38. Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili tarihin Cumhuriyet tarihiyle aslında gerçekte bir ilgisi yok. Fakat tam ben buna soracağım size. Şimdi 1915-23 diye bir tarih diliminden söz edilmeye başlandı. Ermeni soykırımı tanınma kararlarında. Bu 1999 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı karardan itibaren. 2001'de Fransa'daki de tam öyle mi bilmiyorum ben. O konuda sizin bilginiz varsa onu da öğrenmiş olalım. Esas bu İsviçre Dışişleri Bakanı ile ilgili sizin değerlendirmenizi de soracağım. Çünkü aynı zamanda galiba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yok. İsviçre'deki davada onunla ilgili bir atıf da söz konusu. Sizin bir açıklamanız olmuştu o konuyla ilgili. İsterseniz önce şu 1922-23 değerlendi. 1915-1923'tür onun orijinal şekli. Şimdi önce buna değineyim. Bu Ermeni soykırımı dayatmaları, iddiaları yeni değil. Onu baştan söyledik. Ve Ermeni soykırımı iddiaları sanıldığı gibi Ermenistan'ın ya da Ermeni lobisinin dünya çapında yaptığı propagandanın yansıması değil. Bu Türkiye'ye yönelik Türkiye'yi parçalama ve Türkiye'de ikinci İsrail diye ifade edebileceğimiz kukla Kürt ve 1990'ların sonundan bu yana adım adım inşa edilmekte ve uygulanmaktadır. Bugün Avrupa parlamentolarında gündeme gelen ve gelmiş olan bu Ermeni soykırımı yasa tasarısının anası, prototipi aslında 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıdır. O tasarının orijinal adı Amerika Birleşik Devletleri Ermeni soykırımını anma ve eğitim yasasıdır. Bu tasarı o tarihte 2000 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. Tasarının içeriğine baktığınızda tam da sizin söylediğiniz gibi 1915-1923 yılları arasında Türkiye'de bir soykırım yapıldığı ifade edilmektedir. Ve merkezinde de Ermeni soykırımı. Hatta Rumlar falan. Hepsini birden. Evet. Yani bizim Kurtuluş Savaşımız külliyen 1914'ten 1923'e kadar bir soykırım dönemi olarak anılmakta ve ifade edilmektedir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'ne sunulan ilk tasarıdır. Evet. Diğer Avrupa ülkelerine de bu tasarıydı. Şu veya bu şekilde kopya ederek almışlar, geçirmişler ya da geçirmeye teşebbüs etmişlerdir. Zaten aymazlık o zaman başladı. O zamanki ABD Başkanı Bill Clinton bir mektup yazdı Temsilciler Meclisi Başkanı'na. Ve Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan tasarının geri çekilmesini istedi. Ve maalesef bu mektubun içeriği de bizim basınımızda, büyük gazetelerde, manşetten verildiği halde zamanın Dışişleri Bakanı Bill Clinton'a, hatta Başbakan Bill Clinton'a teşekkür etti. Ama mektuba bakıyorsunuz, mektupta diyor ki, evet 1915-1923 yılları arasında bir soykırım yapılmıştır. Bu doğrudur. Diyor ancak
Türkiye'ye Orta Doğu'da biçilen rol nedeniyle bunun geri çekilmesi istenmektedir. Şimdi biz böyle bir geri çekme manevrasına teşekkür ediyoruz. Bu muazzam bir gaflettir. Ve bundan sonra adım adım... Yani bu yasa geçerse Amerika Türkiye'ye istediklerini yaptıramamış. Yaptıramaz. Diyor Bill diyor. Clinton. Evet, evet. Bill Clinton bunu söylüyor. Ve bunun üzerine Temsilciler Meclisi... Zamanlamasını herhalde karşı çıkıyor. Bu talimat üzerine bu mektup gönderiyor. Bu mektup aynen yayınlandı bizim basınımızda da. Bu mektup üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı tasarıyı geri çekiyor. Ve bu bir zafer olarak kabul ediliyor. İşte aymazlığın başladığı nokta burası. Evet. Şimdi gelelim İsviçre meselesine. Bugün İsviçre'de İsviçre Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Bunun çağrılmasına bir takım haklı tepkiler oldu. Ve İsviçre Dışişleri Bakanı da bu 4. Büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada bizde böyle bir tasarı geçmemiştir. Evet. Fransa'daki bir tasarı geçmemiştir. Bizim mevzuatımızda Hitler Almanya'sındaki zulmü esas alan bir şey vardır. Düzenleme vardır ceza mevzuatımızda. Mahkeme bunu yorum yoluyla kastını aşacak şekilde uygulamıştır. Diyor ve tarihçileri 1915 olaylarına eğilmeye davet ediyoruz. Bu olayları banalleştirmez. Aksine Türkiye'de açık ve benimsenmiş bir tartışmanın cesaretlenmesi, 1915 trajedisinin daha iyi bilinmesi, anlaşılması ve daha fazla kabulünün teşviki anlamına gelir diyor. Ve devam ediyor. Federal Konsey kendi payına Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine damgasını vuran ve bu imparatorluğun Ermeni ve Ermeni olmayan nüfusun bünyesinde çok fazla sayıda kurbana sebebiyet veren trajik kitlesel yer değiştirmeler ve katliamlar konusundaki üzüntü ve kınamasını birçok vesileyle dile getirmiştir diyor. Şimdi son sözünü ettikleri geçtiğimiz bu hafta içindeki İsviçre Federal Konseyi'ndeki kararda bu minval üzere. Şu doğru. Yani İsviçre Federal Konseyi'nden çıkmış bir Ermeni soykırımını tanıma kararı yok. Yok ama. Federal Konsey dediniz parlamento yani. Parlamento. Evet. Orada da iki şey var. İki ünite var. Bir Milli Meclis var. Evet. Bir de Senato gibi. Evet, Federal Konsey var. Şimdi İsviçre federatif bir yapı. 26 kantondan oluşuyor. Bu kantonların önemli olanlarında oraların yerel yasama organlarında Ermeni soykırımını tanıyan kararlar var. Hatta onun ötesinde Federal Konsey'den konseyde olmaması aslında tek başına bir anlam taşımamış. Tek başına bir anlam. Onu da söyleyeceğim. Şimdi ben bunları nereden biliyorum? Ben bunları İsviçre'de Doğu Perinçek'le ilgili kararı veren mahkemenin gerekçelerinden öğreniyorum. Ben İsviçre'yi bilmem. İsviçre'de yaşamışlığım yok. Fakat resmi bir belgeden öğreniyorum. Resmi belgede diyor ki aynen okuyorum bakın. Ermeni soykırımının şimdiki Dışişleri Bakanımız Kalmir Rey'in başkanı olduğu Cenevre kantonunda 25 Haziran 1998 tarihinde tanınmıştır. Vaud kantonunda 5 Temmuz 2005 tarihinde tanınmıştır. İsviçre Ulusal Konseyi'nin soykırımı tanıyan bir hipotezi vardır. Buna Bumann hipotezi diyorlar. Hipotezin kabul tarihi 16 Aralık 2003'tür. İsviçre Federal Konseyi'de ceza kanununun soykırımı inkarı cezalandıran mevcut 264. maddesine temel teşkil eden soykırıma karşı konvansiyonla ilgili 31 Mart 1999 tarihli mesajında bu konsey, federal konsey bütün İsviçre'yi ifade ediyor. Ermeni soykırımını açıkça ifade etmiştir. Öyleyse diyor bu soykırımı inkarı yasaklayan ceza hükmü 261. maddeyi Ermeni soykırımını da sözde soykırımını da kapsayacak şekilde uygulamak gerekir diyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Kalmir Rey'in şimdiki İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın
başkanı olduğu Cenevre kantonunda ilk alınan, İsviçre bünyesinde ilk alınan soykırımı tanıma kararı onun kantonunda, onun başkanlığı döneminde alınmış. Bu bir gerçek. Ve mahkeme de bunu mahkeme derken buna atıf bunu yapıyor. Referans olarak kullanıyor ve diyor ki o kantonda bu, bugünkü Dışişleri Bakanımız diye ifade ediyor. O kantonda bu, şu kantonda bu. İşte İsviçre Ulusal Konseyi'nde şu, Federal Konsey'de şu diyor. Ve bütün bunları bir argüman olarak bir değerlendiriyor ve de ceza kanunu ilgili maddesini buna göre yorumlayarak hüküm kuruyor. Şimdi böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği bir gerçek var. O da şu, bu İsviçre Ulusal Konseyi'ne 2005 yılında bu şey geliyor. Evet. Ermeni soykırımını tasarı tanıması tanıma meselesi geliyor. Evet. İşte o Talat Paşa şeyinin eylemi öncesinde var bu tasarının gelmesi. Talat Paşa Konseyi 2005 yılında oluşturuluyor. Ne üzerine oluşturuluyor? İsviçre'de demin söylediğim genel olarak soykırımı inkarı cezalandıran 261. maddenin Halacoğlu, o zamanki Türk Tarih Kurumu Başkanı Halacoğlu'na uygulanmak istenmesi üzerine Talat Paşa Komitesi Sayın Denktaş'ın başkanlığında Sayın Doğu Perinçek'in de liderliğinde bulunduğu bir komitedir. Gidiyor Lozan'da eylem yapıyor ve diyor ki soykırım emperyalist bir yalandır. Biz vatanımızı savunduk diyor. Bunun üzerine tabii onların herkesle ilgili salonda yüzler, ben de oradaydım, salonda yüzlerce insan bunu hep birlikte haykırdı. Fakat tabii hepsine birden soruşturma açmak mümkün değil. Bunu basın toplantısıyla dile getirmiş olan Doğu Perinçek hakkında soruşturma açıldı. Ve eylemler giderek hızlandı. Evet. Bu eylemler üzerine, bakın bu eylemler üzerine bu tasarı geri çekildi. Tanıma doğrultusundaki ve tanıma doğrultusundaki konseydeki tasarı geri çekildi. İşte bugün Türkiye'ye gelen İsviçre Dışişleri Bakanı'nın söylediği bir gerçek de budur. Evet. Bu gerçeği ifade etmiştir. Bir ara vereceğiz efendim. Diye. Aradan sonra devam edelim. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Merhabalar değerli izleyiciler, yeniden birlikteyiz. Stüdyomuzda Fransa ve İsviçre'deki Ermeni soykırımı iddiaları, yasaları ve Doğu Perinçek davasını konuşuyoruz. Konuklarımız CHP Uşak Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Sayın Dilek Akagün Yılmaz, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz konuklarımız. Sayın Cengiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti dava. Biz birinci bölümde tabii Doğu Perinçek'in İsviçre'deki mahkumiyetiyle ilgili bilgiler verdiniz. Mahkeme kararlarından bazı alıntılar yaptınız. Bir, o karar neydi kısaca lütfen? Ve ondan sonraki yargı sürecini bize özetlerseniz. Doğu Perinçek hakkındaki karar, demin de biraz ilk bölümde de söylediğim gibi 2005 yılında oluşturulan Talat Paşa Komitesi'nin Ermeni soykırımı yalanlarına karşı yurt dışında milyonlarca yurttaşımızı seferber eden eylemleri sırasında Ermeni soykırımın iddialarının emperyalist bir yalan olduğunu İsviçre'de yaptığı konuşmada söylediği için Doğu Perinçek hakkında demin söylediğim genel soykırımı inkar yasası bir yoruma tabi tutularak Doğu Perinçek hakkında uygulandı ve kendisi hakkında para cezası verildi. Bunun üzerine biz bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne İsviçre'deki iç hukuk yollarını tükettikten sonra, yani Bidayet Mahkemesi bu kararı verdi. Genel
federe mahkemeye götürdük, temiz ettik. Orasında onanmasından sonra bireysel başvuru hakkımızı kullanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne İsviçre aleyhine başvuruda bulunduk. Evet. Başvuruda bulunmadan önce o zaman Dışişleri Bakanlığı ile birçok kez görüşmeler yaptık. Dedik ki bu bir Doğu Perinçek davası değil, bu Türkiye'nin davasıdır. Siz de devlet başvurusunda bulunun dedik. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre iki tür başvuru vardır. Avrupa Konseyi'nin bir yargı organıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu buraya devletler, üye devletlerden herhangi birisi, konsey üyesi bir başka devlet aleyhine devlet başvurusunda bulunabilir. Bu devletin devlet aleyhine yaptığı başvurudur. Bir de bireylerin üye devlet aleyhine yaptığı başvurudur. Bizim devlet aleyhine başvuruda bulunmuş olanağımız olmadığı için biz birey olarak başvuruda bulunurken Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıda bulunduk. Bizzat görüştük ve devlet başvurusu yapmalarını istedik. Fakat maalesef Dışişleri Bakanlığı böyle bir başvuruyu uygun bulmadı, yapmadı. Hatta daha öte bir şey söyleyeyim, yani nelerden geçtiğimizi anlatabilmek açısından. 2008 Mart ayında biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi 6 aydır. İsviçre'deki iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra. 6 ayın sonuna yaklaşmıştık. Biz bunun ön hazırlıklarını yapmış idik. Bireysel başvuru hakkı için başvuru dokümanlarını, belgelerini, bilgilerini. İşçi Partisi Genel Merkezi'ne Ergenekon kapsamında bir operasyon yapıldı. Bu operasyon sırasında maalesef bu belgelerin hepsine el konuldu. Demin de söylediğim gibi bırakın bunlara el koymayı, Sayın Perinçek ve diğer Talat Paşa Komitesi üyeleri bu faaliyetleri nedeniyle suçlandılar ve halen yargılanmaktalar, tutuklu oldu. Biz neyse yeniden derledik, topladık ve bireysel başvuru hakkımızı kullandık. Bireysel başvuru hakkımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki uygulama şöyledir. Önce bir ön inceleme yapılır ve kabul edilebilirlik kararı verilir. Veya kabul edilemezlik kararı verilir. Kabul edilemezlik kararı verildiği takdirde yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. İtiraz mercii söz konusu değildir. Kabul edilebilirlik kararı verildi ve bunun üzerine İsviçre hükümetinden savunması istendi. Türk hükümetine de görüşlerini bildirmeleri istendi. Türk hükümeti görüşlerini, İsviçre savunmasını yaptı. Türk hükümeti de görüşünü bildirdi. Burada altını çizmek ve hakkaniyetle teslim etmek lazım. Biraz önce alıntı yaptınız. Daha öte, evet. Türk hükümeti adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilen dilekçede, bu Haziran tarihlidir, bu yılın Haziran ayındadır. Aynen şunlar söyleniyor. İfade özgürlüğü için duyulan endişeler, Türk hükümetinin sürmekte olan davaya müdahalesine neden oldu. Perinçek, 1915'te yaşanan tarihsel olayların soykırım olarak sınıflandırılmasına meydan okumuştur. Meydan okuma deyimi de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin gönderdiği dilekçede var. Soykırım iddiaları uluslararası bir yalandır diyen Perinçek, soykırım iddialarının sahiplerini rahatsız eden şok edici açıklamalar yapmıştır. Perinçek, 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesine karşı çıkan tek kişi değildir. Örneğin İngiltere hükümeti Perinçek ile aynı tutum benimsemiştir. Perinçek'in İsviçre'de açıklama yapmasından hemen sonra İngiltere hükümeti de benzeri açıklamalar yapmış, konunun incelenmesi ve açıklanmasının tarihçilerin görevi olduğunu belirtmiştir. Demin belirttiğim 1911'de 1915 Ermeni soykırımını resmen tanıyan ilk ülke olan Fransa'da bu eylemlerden sonra Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan kanunu geri çekmiştir. Evet. Türk hükümeti İsviçre'nin Perinçek hakkında verdiği kararla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğinin kabulünü ve İsviçre'nin Perinçek'e tazminat ödemesini talep etmektedir. Peki nasıl oluyor Sayın Cengiz böyle bir şey? Yani şimdi siz hem diyorsunuz ki bizi İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hükümet Ergenekon tertibi kapsamında içeri attı. İşte bu çelişkinin altını çizmek istiyorum zaten. Evet.
Bu çelişkinin altını çizmek evet. istiyorum. Şu anda Doğu Perinçek bu eylemler nedeniyle yargılanıyor. Yalnız Doğu Perinçek değil. Bakın, Turan Özlü şu anda tutuklu. Bizim kanalımızın genel yayın yönetmeni. Evet. Erkan Önsel, Mehmet Bedri Gültekin, İşçi Partisi Genel Başkan Vekili. Doğu Perinçek'in oğlu ve araştırmacı. Yani bu meseleyle ilgili. Bu meseleyle ilgili araştırmacı. Onu aşkın 20'ye yakın kitabı olan, 10 yıldır bu konuyu araştıran Mehmet Perinçek. Bütün bunların şu anda suçlandıkları temel mesele budur. Sorgularda sorulan esas soru budur. Talat Paşa Komitesi'nin eylemleri. Şimdi bir taraftan Türk hükümeti bunu söylüyor. Öbür taraftan bu sözünü ettiğim kişiler şu anda Silivri'de halen yatmaktalar. Evet. Şimdi bu bir çelişkidir. Ben hatta bunu mahkemede de ifade etmeye çalıştım. Dedim ya bu nasıl? Eğer o zaman bu Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, şu demin söylediğim başvuruyu yapan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri suça iştirak etmektedirler ya da en azından suç olan fiili övmektedirler. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak lazım. İşte bacakları titreyen siyaset dediğim budur. Evet. Bunun üzerinde duruyorum. Neyse kısa keseyim. Bu savunma İsviçre'ye, Türk hükümetinin bu dilekçesi İsviçre'ye tebliğ edildi. Bize de gönderildi. Biz katıldığımızı ifade ettik. İsviçre son derece kısa bir yanıtla eski görüşlerini tekrar ettiğini, Türk hükümetinin bu görüşlerine katılmadığını bildirdi tek sayfayla. Evet. Dosya tekemmül etmiş vaziyette. Yani tamam, ne zaman vaziyette. Bitecek? Hatta bize maddi tazminat taleplerimizin nelerden ibaret olduğunun en kısa zamanda açıklanmasını bildirilmesi istendi. Onları da biz bildirdik. Ve dolayısıyla şu anda savunmalar, cevaplar, cevaba cevaplarla hatta maddi tazminatın nelerden ibaret olabileceğine ilişkin ayrıntılara kadar her şey tamamlanmış durumda. Bir zaman şeyi var mı? Zaman veremiyorum ama şimdi bu konu bu Fransa'daki meclise gelince çok basında da tartışıldı işte evet. emsal olacak vesaire diye. Biz başvuruda bulunuyoruz. Evet. Öne alınması ve hızlandırılması için. Tabi burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde önemli bir görev düşmektedir. Niye? Bu karar yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ben vereceğini umut ettiğim ve sandığım olumlu karar bütün Avrupa Konseyi üyesi devletleri bağlayacaktır. Çünkü bu Avrupa Konseyi üyesi devletler için bağlayıcı bir karardır. Hatta Avrupa Konseyi'nin bir bakanlar komitesi vardır. Bu alınan kararlar bakanlar komitesine gönderilir ve bakanlar komitesi bu kararın uygulanmasını ülke ülke takip eder. Bunun aksine bir uygulamayı yaptırıma bağlar. İhraca kadar varan yaptırımları vardır. Avrupa İnsan Hakları Konseyi Sözleşmesi'nin kararlarına uymamanın. Evet. Dolayısıyla önemli bir karardır. Burada Türk hükümetine de bu davaya var gücüyle yüklenmek düşüyor. Ben ümitliyim dedim. Şunun için ümitliyim diyorum. Sorarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o yazının bir örneğini bize de gönderdi. O yazıda diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsviçre'den savunmanı gönder derken diyor ki biz bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu olayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamında yani düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyoruz. Onun için savunmanı bu çerçevede yap. Öyle tarih tartışmasına falan girme anlamına gelecek bir yazıyla savunmasını istedi. Eğer İsviçre'nin Avrupa'nın değerleri geçerliyse Avrupa'nın o Voltaire'le ifade ettiğimiz değerler düşünce özgürlüğüne geçerliyse ayında geçerliyse evet. bu davanın olumlu sonuçlanması lazım. Bu dava demin de söylediğim gibi Doğu Perinçek'in bireysel davası değildir. Türkiye'nin davasıdır. Bu davada Avrupa'da bir sınav vermektedir. Evet. Nasıl Türkiye hükümeti bu davadaki tutumuyla bir sınav vermekteyse Avrupa'da aynı zamanda düşünce özgürlüğü o Fransız devriminden bu yana bayraktarlığını yaptığı düşünce özgürlüğü açısından bir sınav vermektedir. Ben 2000
2 yılında bunun 12 yılında evet. 2012 yılında evet. Bu yılın evet. Bu davanın karara bağlanacağını umut ediyorum. Evet. Dediğim gibi daha uzun sürme ihtimali de var ama ihtimal olarak. Çok zayıf bir ihtimal. Dosya evet. Tekemmül etmiş vaziyette. Peki efendim, biz başvuracağız hızlandırılması. İzninizle hemen sizin gündeme getirdiğiniz konu ve şu anda Türkiye'nin de gündeminde olan önemli konulardan birisi. Siz isimlerini saydınız. Yine bizim bu başından beri tartıştığımız Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili konunun da bir parçası olarak şu anda 4 yıla yakın bir süredir tutuklu bulunan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'den söz ettiniz ve birçok başka Ergenekon tertibi kapsamında 5 seneyi dolduranlar var. Ayrıca 1 sene, 2 sene, 3 sene sürekli gazeteciler tutuklanıyor. Bu uzun tutukluk süreleriyle ilgili ciddi bir tartışma var. Bir aşkın süredir tutuklu oldukları halde haklarında henüz iddianame tanzim edilmemiş olanlar var. Evet. İki CHP milletvekili de var. Sizin partinizin milletvekili. Oradayken milletvekili seçildiler fakat serbest bırakılmadılar. Bu konuda hükümetin bazı açıklamaları oldu. Hem meclis yeni açıldığı sırada olmuştu. Sonra da son günlerde yeniden oldu. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı bir tasarıdan söz ediliyor. Çalışmadan söz ediliyor. Yargılamanın hızlandırılması diye genel bir başlık altında bahsediliyor. Bir, bu konuda herhangi bir bilgi var mı? Aynı zamanda Adalet Komisyonu üyesi olduğunuz için ne anlamalıyız yargılamanın hızlandırılmasından? Bu konuda bazı ipuçları Adalet Bakanı'nın açıklamalarında yer aldı ama sizin bilgileriniz nedir bu konuda? Kamuoyunu aydınlatmak açısından bizimle paylaşır mısınız? Ben sadece önceki konuyla ilgili kısa bir şey daha söyleyerek sorduğunuz konuya geçmek istiyorum. Şimdi Ermeni soykırımı genelde işte 1915'li yıllardan sonra zorunlu göçe tabi tutuldukları dönemde insanların zarar gördüklerinden bahsedilerek bu iddialar dile getiriliyor. Ama yani 1800'lü yılların sonu ve 1900'lü yılların başından itibaren 1960-70'lere kadar devam eden bir şekilde Kafkaslardan göçe zorlanan Türkler ve Balkanlardan göçe zorlanan Türkler, milyonlarca Türk yollarda kırılmışlar. Yani çok ciddi zararlar görmüşler. Ve gerçekten de o göç sırasında telef olmuş insanlar. Ve bizim insanlarımızın pek çoğu muhacirdir biliyorsunuz. Yani bu çok fazla toplumumuzda vardır. Bunlar hiç dile getirilmezken sadece Ermenilerin teşhiri sırasındaki olan olaylardan bahsedilmesi bence Batı'nın bir çifte standardı diye düşünüyorum. Ve biz bu konuda gereken duyarlılığı göstermiyoruz. Bu konuda kendi göçlerimiz, kendi insanlarımızın göçleriyle ilgili ciddi anlamda bir çaba sarf etmiyoruz diye düşünüyorum. Geçen gün Dedemin İnsanları filmine gittim ben. Dedemin İnsanları'nda da Yunanistan'dan göç etmek durumunda kalan insanların acıları anlatılıyordu. İşte gemilerle geliyorlar o sırada açlıktan ve salgın hastalıklardan ölen insanlar var. Yani biz bunun üzerine hiç gitmemişiz. Tarihimize diye anlamda sahip çıkmamışız. Bu yönüyle de biz tarihçimize çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Bu yönüyle de olayların değerlendirilmesi gerekir diyorum. Bu konuyu kapatıyoruz. Evet, diğer konuda ise şimdi ben de kamuoyundan, basından izliyorum bunları. İşte AKP'nin yeni bir demokrasi açılımı paketi var diye bu gündeme geldi. Ama ne mecliste ne Adalet Komisyonu'nda bu konuda herhangi bir şey yok henüz daha. Bize gelmiş bir tasarı da yok. Biz de basından izliyoruz. Adalet Komisyonu'nda şu anda olan tasarılar terörün finansmanının önlenmesine dair yasa tasarısı, devlet sırrı ve bir de arabuluculukla ilgili yasa tasarıları var. Üçü de tabii yani eğer siz de uygun görürseniz bir başka toplantıda da onlar üzerine konuşmak isterim ben. Bu üçü de diktatörlük yasası. Bu çok net bir şey. Yani onun dışında bize herhangi bir bilgi bu konuda gelmiyordu. Ayrıca AKP'nin genel yaklaşımı biz mutfakta hazırlarız. Her türlü çalışmayı yaparız. Diğerleri de diğer muhalefet milletvekilleri ya da muhalefet partileri ne söyledi de önemli değildir. Bunlar gelip geçer gibi bir düşünceleri var. Onun için henüz daha bizim düşüncemiz alınma noktasında değil. Ama ben şunu gözlemliyorum. Basına yansıyan konularda işte özellikle
ilk o Kürt açılımı ya da demokrasi açılımı denilen olayların devamı niteliğinde gibi geliyor bana bu. Tabii bu 2009 yılında Oslo müzakere süreciyle ilgili bazı şeyler internete bu yılın Eylül ayında düşmüştü biliyorsunuz. Evet. İşte orada PKK militanlarıyla ve İmralı'daki Abdullah Öcalan'la hükümeti temsilen, işte başbakanı temsilen giden Hakan Fidan'ın %95 oranında anlaştıkları ve bunun da bir şey olarak daha buradan işte teröristlerin girmesi, bu teröristlerle ilgili tutuklanmama konusunda dahi şeylerin garantilerin verilmesi sonucunda çadır mahkemelerinde bunlar girmişlerdi biliyorsunuz, büyük coşkulu bir giriş olmuştu. Daha sonra da bu şeylerin devam ettiğini, müzakerenin devam ettiğini biz bu süreçten takip ettik. Şimdi seçimden sonra kendi aralarında bir problem oluştu. Onun ne olduğunu bilemiyoruz tabii. Yani bunlar hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıyor, mecliste de paylaşılmıyor. Mecliste terörle ilgili kapalı oturum yapılmasına rağmen bunların hiçbirisi paylaşılmıyor. Dışarıda ne söylendiyse kamuoyunda sadece mecliste de onların tekrarı niteliğinde şeyler oluyor. Ama bir bu süreçten de anlaşılıyor ki yeni bir müzakere sürecine hükümet girmiş diye düşünüyoruz. Ve daha çok da yani Kürt açılımına yönelik bir demokratik açılım paketi olduğu anlaşılıyor. Basına sızanlardan ben bahsediyorum. İşte tutukluluk sürelerinin kısaltılması diye bir şey söz konusu değil. Yok, öyle bir şey yok. Evet. Yani öyle bir düşünce de yok. Sadece işte terörün şeyle ilgili bu konu özellikle Sayın Öcalan gibi ya da işte terör örgütlerinin faaliyetlerinin övülmesi gibi ya da işte terörle ilgili yardım yataklık gibi konularda bir demokratikleşmeden bahsediliyor. İşte basın özgürlüğüyle ilgili bazı gelişmelerin olacağından bahsediliyor. Ve yargılamanın hızlandırılmasından bahsediliyor. Yani tutukluluk sürelerinin kısaltılması değil ama yargılamanın hızlandırılmasından bahsediliyor. Bu ne demek? Kim ne anlamak lazım? Şimdi şöyle bir şey düşünmek lazım. Yani bir yüzlerce an önce mahkumiyet kararları vermek veya yani o anlaşılıyor. Evet. Yani hani bunları çok fazla irdelemeyin. Mahkumiyetleri verip geçin gibi anlaşılıyor. Yüzlerce insanın yargılandığı davalar var. İşte Ergenekon'un davası da bunlardan bir tanesi. Valyoz davası var. Diğer Oda TV davası var. Yeni açılan davalar var. Yani yüzlerce insan yargılanıyor. Yani bunun normal, biz avukatız, Mehmet Bey de öyle, normal yargılama süreci, ifadelerinin alınması, savunmalarının alınması, mütalaanın verilmesi zaten uzun yıllara tekabül ediyor. Ve özellikle de uzatılıyor. Yeni yeni davalar açılıyor. Yeni iddianameler düzenleniyor. Öbür davalara monte ediliyor. Evet. Uzatılmak amacıyla da yapılıyor bu diye düşünüyorum. Yani bu yargılamanın uzaması, insanların işte beraat ya da mahkumiyet neyle karşılaşacaklarını bilmemeleri açısından çok uzun süren, işte bu konuda da toplumda sanki çok önemli bir şey varmış gibi bir duygu yaratılmaya çalışılıyor. Onun için bu yargılamanın hızlandırılmasına herhalde mahkumiyetler çıkacak diye düşünüyorum. Ben bir demokratik, gerçek bir demokratik yaklaşımın olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bizim yani iki milletvekilimiz halen daha tutuklu ve 3 yılı aşkın süredir bu insanlar tutuklu. Pek çok gazeteci var, bilim adamı var, işte Sayın Doğu Perinçek var. Yani pek çok insan uydurma delillerle halen daha cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Ama diğer taraftan Deniz Fener'i davasını sanıkları deniyor ki işte tutuklama bir ceza haline dönüştürülemez. Delilerek serbest bırakılıyor. Yargı sürecine, soruşturma sürecine müdahale edilerek, savcılar değiştirilerek, ayrıca mal varlıklarındaki tedbir de kaldırılıyor. Ama diğer taraftan yani gazeteciler ve bilim adamları halen daha tutuluyor. Şimdi burada AKP'nin samimi bir demokratikleşmeden yana olduğunu ben asla düşünmüyorum. Yani daha çok da bu konudaki şey, özellikle KCK davası ya da diğer PKK ile ilgili bazı açılımların olabileceğini algılıyorum bu çıkan konulardan. Ama gerçek anlamda bir demokratikleşme paketinde olacağını düşünmüyorum. Çünkü normal koşullarda bu insanların zaten tahliye olması lazım. Yani bizim milletvekilimiz, bilim adamları, gazeteciler için söylüyorum. İçeride tutulmaları kadar hukuk dışı bir şey olamaz. Yani peşin cezalandırılmış durumda zaten insanlar. Böyle bir demokratikleşme paketi olsa bizim önerilerimiz
önerilerimiz oldu bu konuda tutukluluk sürelerinin kısaltılması ile ilgili de. Ve özünde de bağımsız ve tarafsız mahkemeler olsa bu davalara bakan mahkemeler, zaten bu insanların bu kadar uzun süre tutuklu kalmamaları gerekiyor. Ben onun için çok samimi ve ciddi bulmuyorum. Daha çok terör örgütü ve PKK ile yapılan kapalı kapılar ardındaki anlaşmanın bazı dışa vurumları olabilir diye düşünüyorum. Evet. Aklımdan geçen bunlar. Siz neyi görüyorsunuz efendim? Yani özellikle ben Sayın Milletvekili'nin söylediklerine katılıyorum. Evet. Bir samimiyet görmüyorum. Aynesi İştir kişinin lafa bakılmaz. Adalet Bakanlığı yargıyı hızlandırıyoruz dedi. Ben bu hızlandırma meselesini bazı şeylerle çelişik buluyorum. Şimdi tutukluluk süresinin 3 yıla indirilmesiyle ilgili bir önerge var. Bu önergeye karşı çıkıyor. Ne diyor? Efendim diyor, bu önerge gelirse işte tecavüzcü çıkar, bilmem ne çıkar, toplumda infial olur. Şimdi düşün bakın. 3 yıl. Hadi bunu 4 etken çıkarmayı teklif etsin. Yani şu AB standartlarına biraz yaklaşsın. Yani 3 yılda 4 yılda bir yargılamayı bitirmeyi hedefleyen bir siyasal iktidar, yargıyı hızlandıracağım diyen bir siyasal iktidar buna bu gerekçeyle karşı çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki yargılamayı hızlandırma diye Bakın yargılamayı hızlandırmaktan anladıkları şey şu. Silivri'de bir tane mahkeme salonu vardı. İkincisini açtılar. Duyduğuma göre üçüncüsünün inşasına başlamışlar. İşte yargıyı hızlandırmak dedikleri salonların sayısını bu davalar, başta Ergenekon olmak üzere, Balyoz vesaire, bu davalar inanınız hüküm kurmak üzere açılmış davalar değildir. Bu davalarda yargılanan insanların mahkum edilmesi gibi bir sonuca ulaşmayı kendileri de ummamaktadırlar ve beklememektedirler. Görevden alınan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, ben 20 yıl demiştim, bu davalar 20 yıl sürer demiştim. O bu davaların 30 yıl süreceğini daha görevdeyken basına açıklamıştı. Bu davalar 20 yılda bitmez. 30 yılda bitmez demişti. Gerçekten bu davalar bir hüküm kurulmak üzere açılmış davalar değildir. Dolayısıyla burada söz konusu olan bu insanları ne kadar toplumun dışında tecrit edebilirsek, ne kadar mücadeleden alakoyabilirsek, Türkiye'de nasıl bir yeniden, yani bir anayasayı nasıl çıkarırız, yıktığımız cumhuriyetin mevzuatını yeniden düzenleriz, nasıl bir sessiz toplum yaratırız, bunun hesabı içindedirler. Bu bir. Evet. Şimdi bunu söyleyen Adalet Bakanı geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta değil, içinde bulunduğumuz hafta. Pazartesi herhalde bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzayan tutukluluklarla ilgili 2500 başvuru oldu. Bu yıl 1000 tane daha bekliyoruz, 3500 olacak. Biz ne yaptık? Avrupa Konseyi'ne başvurduk. Dedik ki 2000, Dışişleri Bakanı söylüyor, biz başvurduk diyor. Adalet Bakanı söylüyor. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, kendi deyimiyle Avrupa Konseyi'ne başvurduk. Efendim biz anayasayı değiştirdik. Vatandaşlara bireysel başvuru hakkı tanıdık Anayasa Mahkemesi'ne. Bu Eylül ayında yürürlüğe girecek. Eylül ayına kadar bu davaları bekletin. Eylül ayında bu vatandaşlar istiyorlarsa Anayasa Mahkemesi nezdinde iç hukukumuzda bireysel başvuru hakkını kullanırlar ve biz bunu iç hukuk yolu içinde değerlendiririz. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için iç hukuk yollarının tüketilmesi lazımdır. Bunu geçmişte gördük, yakın geçmişte. Kıbrıs'ta Rum kesiminden insanlar Türkiye aleyhine, KKTC'yi tanımadıkları için Türkiye aleyhine davalar açmaya başladılar. Bunlardan bir kısmı da Luizidu falan davası meşhur. Ve o aleyhe sonuçlandı. Bunun üzerine Türkiye hükümetinin Kıbrıs'a önerisi şu oldu. Efendim siz bir iç hukuk yolu icat edin. Bir komisyon kurun. Bir yargı merciği oluşturun.
buraya başvurabileceklerini söyleyin ki bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmasınlar, başvuramasınlar. Bu taktiği Kıbrıs'ta Rumlar için uyguladılar. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Dün Rumlar için uyguladıkları bu taktiği bugün kendi yurttaşları için uyguladılar. Olay budur. Yani yargıyı hızlandırmaktan söz eden Adalet Bakanlığı, öbür taraftan da 2012'ye kadar tutuklulukların süreceğini ve bu tutukluluklardan dolayı gelen başvurular için de Türkiye'de yeni bir iç hukuk yolu icat ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyu önleyecekleri hesabı içindedir. Evet. Onun için ben bunda bir samimiyet görmüyorum. Evet, kaldı ki son cümle, örnek birinci Ergenekon davası 2500 sayfa iddianamesi vardır. Milyonlarca sayfadan oluşur. Her bulduklarını atmışlardır oraya. 2 senedir yargılama yapılmamaktadır. Bakın buradan milletimize ilan ediyorum. Birinci Ergenekon davasında Ergenekon iddianamesinin yargılaması 2 senedir yapılamamaktadır. 2 senedir yapılan nedir biliyor musunuz? Danıştay suikasti, Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalaması, bilmem ne gibi çeşitli dosyaları getirip oraya atmaktadırlar. 2 senedir mahkeme bunları ayıklamakla meşguldür. Doğru dürüst bir iddianame ile ilgili bir yargılama 2 senedir yapılmamaktadır. Nerede yargının hızlandırılmasından bahsediyorlar? Evet, Sayın Yılmaz son söz lütfen. Süremizin sonuna geldik. Evet. Yani ben hukuk dışı tutuklamaların, bu kadar uzun süren tutuklamaların artık ceza haline dönüştüğünü, yani bir öc alma duygusuyla davranıldığını düşünüyorum. Özellikle de 28 Şubat'ta bizim milletvekilimiz Sayın Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan birlikte kaldıkları hücreden alınarak ayrı ayrı hücrelere konulması nedeniyle ve tek başlarına aylardır 28 Şubat 2011'den itibaren 10 aydır ayrı hücrelerde tutulmaları nedeniyle de gerçekten böyle insanlık dışı bir ceza çektirilmesine şiddetle karşı çıkıyorum. Yani bu ülkede artık tahliye olan genç arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki, yani biz o mahkemelerden hukuk beklemiyoruz ki dedi, hukuka uygunluk beklemiyoruz ki dedi. Avukatınızdan memnun musunuz falan diye sordular da, avukatın yapacağı bir şey yok ki dedi, orada hukuk yok zaten dedi. Evet. Gerçekten evet. De öyle, orada hukuk yok. Hukuk katlediliyor, insan hakları katlediliyor. Yani insanlar bırakın uzun tutukluluğu, aynı zamanda tutukluluk içinde de hücrede tutularak cezalandırılıyorlar. Bu konuda biz Avrupa Konseyi Cezaevi Komitesi'ne de başvuruyu yaptık milletvekillerimizle ilgili ve diğer tüm oradaki sanıkların da, Silivri sanıklarının da oradaki yaşama koşullarıyla ilgili de Avrupa Konseyi Cezaevi Komitesi'ne başvurmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Buradan da çağrı yapıyordum kendilerine. Hem sağlık koşulları, yani doktor bulundurulması zorunluluğu var cezaevi komitesi kurallarına göre. 24 saat boyunca Kozinoğlu'nun ölümü biliyorsunuz bu koşulların yerine gelmemesi nedeniyle oldu. Hem de yani aylardır hücrelerde tutuluyorlar insanlar. Kimseyle de görüştürülmelerine izin verilmiyor. Tutuklama zaten bir haksızlık. Artı oradaki hücre cezası çok daha fazla bir haksızlık. Yani bununla ilgili biz girişimlerimizi de yaptık ama ben bu konuda başlatılan demokratikleşme paketinin çok ciddi bir paket olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yasal düzenlemeleri zaten bizim tüm tekliflerimizi bile meclis başkanlığından genel kurula indirmiyorlar. Bunun için de samimi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yine göz boyamaya dönük bir olaydır diye düşünüyorum. Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bu olanağı bize verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. 2011'in son haftaya bakış programını birlikte yapmış olduk. 2012 yılının herkese mutlu, aydınlık bir yıl olarak gerçekleşmesi dileğiyle programımızı kapatalım. Daha bağımsız, daha özgür bir Türkiye için iyi yıllar dileyelim herkese. İyi akşamlar efendim.